Evet arkadaşlar, bugün tenekede tavuk yapacağız. Tavuğumuzu aldık. Şimdi hazırlayacağız, temizleyeceğiz. Evet, şimdi tavuğumuzu temizledik. Şimdi tuzlama işine geçiyoruz. Tavuğu şimdi güzelce, yani tuzluyoruz. Biz kaya tuzu kullanıyoruz. Yani siz normal tuz da kullanabilirsiniz. Evet. Ya tavuğun da kilosu bu arada 37 lira olmuş. Ekonomik zorluklar. Tavuk bile. Yani düşünün, burada 2,5 kiloya yakın bir tavuk var. 3 tane patates, 2 tane soğan. Yani, bir de işte tavuk. Bir de şu biberden. 100 lira verdik. Şu biberden misiniz? Şimdi yağ döktük. Biraz da özel karışım biberimiz var. Bundan döküyoruz. Bunun dışına annem bu şekilde yağlıyor, sosluyor. Öyle diyelim. Bu arada biz şimdi bahçedeyiz. Şimdi şöyle bir aparat yaptık. Bu aparata yani tavuğu geçireceğiz. Bu aparatın böyle gözüktüğüne bakmayın ama bayağı demirlerden falan yaptık. Yaktık güzelce. Dezenfekte ettik yani. Şimdi tavuğu bu şekilde tutturduk. Şöyle bir demirden, alüminyumdan bir tabağımız var. Bunun içerisine bunu yerleştirdik şimdi. Bu altına da patatesleri koyacağız. Bu şekilde. Arka tarafına soğan koyacağız mı? Evet, şimdi aralara birer tane de soğan koyuyoruz. Şimdi bu tabağın demirden olmasının sebebi teneke üstüne geçireceğiz. Eğer bunu plastikten veya farklı bir şeyden hani kullanırsanız, metal olmayan bir şey kullanırsanız eriyecektir yani. Bu şekilde. O yüzden her şey bu şekilde. Şimdi tabak koymamızın sebebi de, normalde yere bir kazık çakıp da yapabiliriz bunu. Ağaç bir kazıktan da yapabiliriz ama bunu yapmamızın sebebi bu şekilde. Şimdi tavuktan akan yağlar bu patatesleri de kızartacak. Çok güzel haşlanacaklar yani. Kızaracaklar, haşlanacaklar. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Ateşin orada devam edeceğiz. Evet, bu ses babamdan geliyor. Bahçeyi çapa makinesiyle çapalıyor. Tavuğumuz hazır. Şimdi kızartmaya gidiyoruz. Yerini göstereceğim size. Şöyle gidelim. Evet. Tenekemiz burada. Şimdi evet. Burası tavuğumuzun yeri. Çekil kenara kedi. Bir de kedimiz var bak. Yapışacak tavuğa. Çekil kenara. Gel buraya. Bir de bununla uğraşıyoruz. Şimdi tenekemizi de alalım. Çekil, gelme. Gelme. Evet. Şimdi teneke üzerine geçireceğiz bu şekilde. Biraz da zor oluyor ama kenarlarından. Şu taraftan doğru ittirirsen. Anne sen telefonu tut. Kamerayı. Şöyle. Az kaldır yukarı doğru. Şu an bu şekilde hazır. Etrafına toprak koymamız lazım ki içine şey girmesin. Duman girmesin. Toprakları hazırladım şöyle etrafına. Şöyle. İsterseniz bunu toprağa çamur yapıp da koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Tamamen size kalmış bir şey. Bu tamamen içine duman girmesini engelleyecek. Yani dumandan korunmuş olacağız. Tenekenin içerisine. Şöyle yapalım.
Şimdi tenekenin etrafına bu şekilde odunları dizdik. Bunu yaparken öyle çok büyük kocaman odunlara gerek yok. İnce dallarla yapın. İnce dallarla ısı daha az olacağı için içindeki tavuk evet yanmaz. Büyük ağaçlar kullanırsınız. Daha kalın ağaçlar. Daha kalın ağaçlarla muhtemelen içindeki tavuk yanacaktır. Şimdi yakalım ateşi. Alev aldı. Ben ara ara çekimlere devam edeceğim. Durdurup devam edeceğim size. Evet, bu şekilde ateşi yaktık ve devam ediyoruz. Yaklaşık biz bunu 40 dakika, belki 35 dakika falan yakacağız. En son bittiği zaman söyleyeceğim size ne kadar yaptığımı. Bu şekilde ince ince dallarla bunu yapıyoruz. Evet, sona yaklaşmaktayız. Bıraktık artık. Ateşin sönmesini bekliyoruz. Şu an yani 37-38. Dakikalardayız. Muhtemelen 45'te falan bırakacağız. Sonrasında bakacağız işte. Birlikte açacağız. Bakalım ne çıkacak içinden. Yanmış mı olacak, yanmamış mı olacak? Göreceğiz. Yani çiğ olacağını sanmıyorum ya. Bu kadar ben uzaktan yani bu kadar sıcak şu an burası. Bakalım ne çıkacak. Evet, sesi merak edenler için çektim. Burası bizim sera. Gerçi şu an bir şey yok ama. Yani lahanalar var. Şurada pancarlar var. Şunlar bamya. Burada bayağı bir soğan vardı. Söktük. Şurada soğanlar var. Bu şekilde. Evet, sonuna geldik. Şimdi şey yapacağız, açacağız. Bakalım önce etrafındaki ateşi temizliyoruz. Şöyle. Oraya bak. Hani o kadar da bir şey olmaz ya. Batsın ne olacak? Sanki onun içine mi atıyorsun? Fazla yapma. Toz. Fazla yapma derken bunu açarken elimiz yanacak. Şu taraftan kaldıracağımız için çok sıcak olacak. Birazcık tuz olalım, yanmayalım da. Şimdi
elimize sıkmış kenarını ya. Evet arkadaşlar, heyecan var mı? Vallahi bende heyecan var açıkçası. Ne çıkacak bilmiyorum. Yanmış mı yoksa güzel mi? Bakalım ne olacak. Evet. Sıkıştığı için çıkmıyor. Acayip de sıcak. Keşke eldivenlerim yanında olsaydı. Evet arkadaşlar, yağlı kağıdı aldıktan sonra üzerinden, ya kedi sen yine mi geldin? Çekil elini, yanacaksın. Evet tavuğumuz böyle. Bence çok güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi. Evet, kediden de saklamaya çalışıyorum bu arada. Kedi, çekil kenara. Evet, bu şekilde. Anne, şu kamerayı tutarsan. Şunu alalım bir masanın üzerine. Evet, böyle yaklaş bana. Bence çok güzel oldu. Çok güzel kızardı bence. Biraz kedinin ayağına bastık galiba. Şimdi bunu nasıl alalım? Şöyle. Bıçakla bunu. Yani dağılacak diye korkuyorum. Bence önce patatesleri alalım. Şöyle. Soğanlar var ya. Şuraya bak ya. Soğanlar öyle bir olmuş ki. Anneciğim sen biraz geri çekilir misin? Tam yakın duruyorsun. Güzel çıkmayacak. Çekil biraz kenara. Biraz daha geri git. Kedi de ayağımın altında. Çekil kenara. Ya biz oruçluyuz. Bizden önce kedi yiyecek. Çekil kenara. Pişt. Yani bir tavuk alamadık. Kedi çekil kenara. Çekil. Benden önce yiyemezsin. Gel kamerayı sen tutsana. Elini sürme. Gel kediyi sen eline de. Gel kamerayı sen tut. Al sen. Gel alalım. Ben beceremedim. Anama bıraktık. Evet bir yandan da kediyi tutuyorum bu arada. Kediciğim, çekil kenara. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar, tek ya tavuk bu şekilde oldu. Yani çıkarma esnasında çıkmadı hala. Evet, onu öyle yaparsan, alttan şimdi tutup çekersen muhtemelen çıkacaktır. Evet, ben becerememiştim ama sen becerdin bu işi. Kediyi tutamıyorum bir anlamda. Bakın kedi. Kedi buradan saldırıya geçiyor. Çok fena bir şekilde. Tamam. Burada sonlandırıyorum artık videoyu. Herkese iyi günler. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde videoların devamı için. Kediyi tutamıyorum.